15 bin lira ödüllü soru sesli. Dinliyoruz önce. Her gece anlayan bir seyirci vardır. Yoksa ben varım. Kitabı da dedim anlayacak, okuyacak bir okuyucu vardır. Yoksa gene ben varım. Herkesten çok sevgi, çok saygı gördüm. Çok teşekkür ediyorum. Geldiğimiz konuşma geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz tiyatro dünyasının duayenlerinden olan hangi oyuncuya aittir? A. Macidet Tanır, B. Nedret Güvenç, C. Suna Pek Uysal, D. Yıldız Kenter. Tiyatrosuz yapamayacağım, yaşayamayacağım dedim. Çünkü öyle zannediyordum ben, tiyatrosuz yaşayamam. Ama şimdi zaten yaşıyor muyum? Hayır. Yani Maci'yi bedenini sürüklüyorum o kadar. Çünkü ne kadar çok acı çektiğimi zaten hem anlatmak istemem. Yarı yarıya Joker hakkımı kullanmak istiyorum. Emin olamıyorum çünkü. Yarı yarıya Joker hakkını kullanıyor yarışmacımız ve yanlış bir cevap seçeneği çıkıyor. Şöyle kapının önünde bırakamadım işte dediğim gibi. 24 saat onlarla beraberdim. Her gece anlayan bir seyirci vardır. Yoksa ben varım. Kitabı da dedim anlayacak, okuyacak bir okuyucu vardır. Yoksa gene ben varım. Herkesten çok sevgi, çok saygı gördüm. Çok teşekkür ediyorum. Tiyatrosuz yapamayacağım, yaşayamayacağım dedim. Şöyle bir ben çekilmek istiyorum Kenan Bey. Son kararım. Son kararım. Son kararım değil mi? Ben de seyircilerimizden sizden de özür dileyerek ve değerli seyircilerimizden de özür dileyerek biraz şahsi olacak ama birkaç cümle söylemek istiyorum. Eğer ben bugün tiyatrocuysam, bu yaşıma kadar da mesleğime devam ediyorsam, Anadolu'dan gelmiş garip tiyatro meraklısı bir çocuğa el verip, ona göz kulak olup, onun bugüne gelmesini sağlayan bir ustamdı benim Macide Tanır. Macide Tanır ama emin olamadım evet. Ama... Keşke sevseydim. Onun cenazesine katılamadım çünkü o sırada Elazığ'da bir oyunla turnedeydim. Bu sorunu çıkaracağını da bilmiyordum doğrusu biraz. Yani ne derler ona hani etki etti bana. Ona şükran borçluyum ama şöyle bir şey var. Çok büyük bir tiyatrocuydu. Yani bence gelmiş geçmiş en büyük tiyatro sanatçılarından biriydi diyeyim. Başkalarına hani başka türlü düşünmesine meydan vermemek için. Özellikle bendeki emeği için kendisine şükran borçluyum. Burada sizin ve seyircilerimizin önünde